ara tabii çok sürpriz, bakalım videonun başında söyleyeceğim ama. Umutlu anı şu anda tabii ki sahillerde hayal ederek yaşıyoruz. Sonra şöyle kapatıyoruz abi. Manzaraya karşı karpuz yiyordum abi. Manzaraya karşı. Evet, araçlar bitti. Ben ikisini de inanılmaz beğendim. Evet, Dubai Fly. Hoş geldiniz. Erkan. Saat akşam 10.30. Mesaiden çıktı sanırım ya. Evet, evet. Hemen gençler. Salih, serumu yedin. Kendine geldin mi? Görünmüyorsun ama. Kendine geldim. Mehmet, Ufuk ve Arazi, Serdar ve ben. Yine yeniden bir Dubai yolculuğu. Bakalım hayırlısı inşallah. Her şey planlandığı gibi giderse 28 derecelik bir Dubai'ye gidip Allah izin verse iki araç yapıp sonrasında artık ne olur ne biter bilmiyoruz. Gençlerde değişiklik olur. Buradaki işleri Ozan'la Batu, Emir, gençler çözecek. Mamiş öbür tarafta Austin'de. Kızlarımız var çok şükür. Babamla başlarında ilmen geldiğince araçları hallederler diye düşünüyoruz. İnşallah. Bu hikayeler hep böyle gelir gider. Kişiler değişir, firma bakidir arkadaşlar. Çok şükür Rabbime. Telefonumuz çalar, Serdar cevap verir, biz de çeker gideriz. Şimdi Serdar orada ne yapacak diye sorarsanız adantilik yapacak. Serdar ne yapar? Serdar Dubai'ye gidiyor çünkü alışverişe değişiklik olsun. İnşallah bakalım hayırlısı. Bizimkiler şu anda o ambiyansı tabii ki merak ediyor, o sıcaklığı. Oradaki araçları gördükçe ayarları bozulacak. Ama olsun, ben gide gele benim ayarlarım tam tuttu. Siz de gide gele inşallah düzelirsiniz. Hadi, hadi gidiyoruz Dubai. Ooo tamam. Salih Bey, günaydın. Günaydın abi. Memo hemen sigarayı tutturuyor. Serdar'cığım. Günaydın. Tabii şimdi havalimanındayız arkadaşlar. Her şeyi aldık çıktık. Müşterimiz gelecek, bizi alacak. Otellerimize yerleşeceğiz. Tek tek oda oda aldılar sağ olsunlar. Serdar Bey'imiz de bizler rahatsız olmasın. Serdar Bey, otel değişik isterseniz benim. Çok teşekkür ederim. Valla. Seversiniz. Bu arada tabii çok sürpriz, bakalım videonun başında söyleyeceğim ama. Belki bir tekne çıktı havalimanında. Müşterimiz 35 metre bir tekne almış. Bunu da bir kaplayalım dedi. Bir de ona gidip bakın. Tık mıymış? Öşmedim ki lan. Nereden biliyor oğlum? Tekne öşmek hesabı olur. Olmaz demeyin. Olmaz demeyin. Sen bilirsin. Hayırlısı bakalım. Geldik. Ekmek her yerden çıkar. Arka sokaklarındayız. Yani Serdar şimdi tabii bakıyor GMG BTV'den sonra ama arkadaşlar burada öyle bir iş yerleri var ki gördüğünüz gibi. Müşterinin arkadaşıymış, böyle bir yer ayarlamışlar. Bizi rizik imkanlara göre kaplarız. Bizlik bir sorun yok. Dubai'de de araba park etmedim demezsin Salih. Abi yemin ediyorum şöyle alıp şöyle şuradan şöyle kaçasın var arabayı. Çok güzel. Hadi. Şimdi geldik. Egzozunu da birazdan sökeceğiz. Bizimkiler yazılar hazırlıyor. Biri Austin'den, biri Beytepe'den nakil olarak gelen. Evet arkadaşlar, çok enteresan. Burada gördüğünüz gibi değişik değişik araçlar yapılıyor. 7 tane araç varmış sırada. Herkes bir şekilde araç kaplama veya bu tarz işleri yapıyor. Çok iyi olanları geçen çekmişim zaten. Evet arkadaşlar, imkansızlıklar içinde imkan aradığımız bir iş yerine geldik. Ama arkadaşlar bize o kadar iyi niyetli ve sıcak davrandı ki elinden geldiği de yardım ediyorlar. Hem kalabalığız hem iyiyiz. Şimdi eksikliğimiz geldi. Serdar Bey, gördüğünüz gibi. Arazi Serdar neden geldi? Arazi Serdar ve eksiğini takmaya geldi. İşi bitince ne yapacak Serdar? Direkt arazi sürecek. Gezmeye gidecek. Şimdi bunu çekelim. Before'unu çekelim. After'ını da birazdan çekeriz arkadaşlar. Bunlar şekilde çalışıyoruz. Gençler aynaları kaplıyor. Mehmet tam istediği Dubai Style'e kavuştu. Ufuk Erdoğan 12 bir kurumsal. Bana ve Serdar'a ve Salih. Salih.
Dubai'de de egzoz takmadım demezsiniz artık. Evet, bunu da demeden ölmeyiz. Evet, mesainin ikinci günü arkadaşlar. Burada biraz mesailer geç başlıyor. Saat şu anda 10.30. Henüz hiç kimseler yok ortalıkta. 10'da iş yerleri açılıyor. Akşam da 10'da kapanıyor. Dubai'nin bir görünen yüzü, bir görünmeyen yüzü derler ya. Şimdi iyi bir görünen yüzünden size bir merhaba diyeyim. Çok farklı hayatlar var, çok uçurumlar var zaten. Gelenler, görenler bilir. Biz de geldik. Şimdi otel ne kadar bu görünse de birazdan ben de sanayiye gidip işlerimi halledip gençlerle borcu bitirip sonra bir M5'i söküp bugün onu yarın hazırlayacağız. Kısmet olursa ya yarın akşam, cumartesi akşam ben öleceğim, Serdar gibi kalacak. Onlar bir günlük daha işleri var, bir de gelmişken hazır dolaşsınlar istiyorum. Tekne için gideceğim bugün. İnşallah birazdan tekneyi de çekeceğim. Bakalım hayırlısı. Yine yeniden böyle güzel bir projeye geliriz. Aldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar. Evet, şimdi gördüğünüz üzere şunların da korunması gerekiyor arkadaşlar. Muhtemelen bir de camlarda ne kadar ısı filmi olsa bile komple 3M'den de ısı filmi çekeceğiz. İşimiz zor. Tekne de büyük. Korunması gereken çok yer var. Biraz da PPF'de bunları kaplayalım bakalım. Genellikle valiz kazaları oluyormuş teknelerde. Eş dost valizleri çarpıyor diyor sağa sola. Muhtemelen arkadaşlar rengine henüz karar vermedik ama alt kısmı füme olabilir. Üst kısımda yine beyazda kalabilir. Sinli bir beyazla yapabiliriz. Araca göre baktığımız zaman ufak duruyor ama gerçekten bizi biraz zorlayacak bir proje. Bakalım hayırlısı da bunu da çözeriz diye düşünüyorum. Yeter ki imkanlar olsun. Gerisi kolay. Evet arkadaşlar, Dubai olalı böyle yağmur görmedi derler, bize denk geldi. Ne yapalım, sağlık olsun. Serseri gerçekten götürdü az önce çünkü altyapılar oldukça bu konuda zayıf. Şimdi fena değil, yine iyiyiz. Portunu da bitirdik, ekrosu tamam. Rengini de çok güzel çekecektik ama kısmet olmadı. Dünden beri yağmur yağıyor. Orada ne oldu? Sağ olsun müşterimiz bir tane Toyota Land Cruiser aldı. Bununla bir şeffaf kaplayın dediler. Üçemli şeffafıyla Mehmet de onu yaptı. Şimdi gecikmiş bir M5 projesi var. M5'i de İnönü Tekne'den Nardo Gri yapacağız. Ona başlayacağız. Salih bakıyor. Metalik Nardo. Metalik Nardo'ya hazır mısın? Ve onun haricinde tabii ki şu anda ne yapacağız? Ne zaman çıkacağız? Yarın pazar geçsek mi, tossak mı? Pazar sistemi gelsek? Bir safari turuya hak ettik biz. Ben bir iş yeri sahibi olarak yarın gece uçayım. Bunlar pazar sistemi kalsın. Karışık işler. Bir toplantı yapıyoruz. Ben yarın gece uçarım. Tamam mı Sürer? Pakistan dostlarımız var. Gel Serdar. Big Boss hava arıyor. Big Boss. Kamera. Tabii. Bu canlar da burada. Gelmişler arkadaşlar. Çalışıyorlar hep beraber. Böyle sabah 10, akşam 10. Kendi dünyaları var. Maşallah. Evet biraz zor mu? Zor. Burada bir müdür var. General müdür. Allah razı olsun. Onlar da bizlere yardımcı oldular. Özellikle Salih oldular. Salih babası gibi seviyor maşallah. Her neyse. Şimdi çekimlere devam ederken biz arabaları bitirmemiz lazım. Yorgunuz. Uykusuzuz. Ama çok şükür. Güçlüyüze mutluyuz. Haydi. Güzeldi. Yani şimdi arkadaşlar şöyle ismini vermek istemeyen bir seyirci ve yüzü çıkmayacak bir seyircimiz var ya, aynı onun gibi bir müşterimiz var. Evet araçlar bitti. Hatta üçüncüye başladık şimdi. Ona birazdan temizlik her şey bittikten sonra yemek, sonra pazartesiden devam biz uçacağız. Serhat'cığım nasıl oldu? Güzel miydi? Abi GT3 yani bu daha görmedik ama GT3 Land Cruiser efsane oldu. GT3'ün rengi limited diyorsun abi. Doğru mu? Aynen limitli yani bir renk. Yani vurduğum zaman morlaşıyor araba. Dünyada daha güzel şey var mı? Gördün mü? Değişik projeler var arkadaşlar. Bakalım nazar değmesin. Şimdiden bir şey söylemiyorum. Evet arkadaşlar, sonunda Dubai'deki maceramız bitmek üzere. Gerçi bitmeyecek, sabah 5'te uçağımız var ama sevgili Aydar geldi. Welcome. Merhaba. Toyota Land Cruiser vardı, yeni kasa. Onu şeffaf kapladık 3M'de. Tabii ki kapladık derken 3 gündür buradayız. 3 gündür gece gündüz hala çalışmaya devam ediyoruz. Bu kardeşimiz Dubai'nin popüler fenomen adamı. Watch dünyası değil mi? Yeah, saat dünyasının bir numarası. Evet, saat dünyasının bir numarası. Bana da bir saat verdiler ama emanet. Birazdan videodan sonra alacaklar.
Porsche tamam, BMW'nin son kontrolleri tamamladıktan sonra nereye gidiyorduk Gökhan? Güzel bir yere çekime. Exit 55. Exit 55'e gidiyormuş. Şöyle gidiyormuşuz bakalım. Hayırlısı. Teşekkür ederiz. Allah bereket versin. Şükran. Habibi. Thank you. Güven, memnuniyet, garanti arkadaşlar. Şimdi çöllere doğru gidiyor. Dubai'den merhabalar arkadaşlar. 3 günlük yorucu mesaisinden sonra sonunda çöllere geldik. Böyle yüksek, devasa binalar, gökdelenler arasından değil, çölde olsun istedik bu kez videonun sonunda. Tabii ki son 2-3 yıldır sürekli Dubai'ye gidip geliyoruz. Araçlar kaplıyoruz. Kimine yetişiyoruz, kimine yetişemiyoruz ama bu kez 2 tane güzel projeyle yan yanayız. Biri M5 Competition, biri de GT3. İkisi de Innotek'ten güzel iki farklı renkte kaplanlı bir tane Toyota Land Cruiser'ımızı 3M'de kapladık. Şeffaf koruma altına aldık. 3 günde bu kadar olur. Geceli gündüz çalıştık. Sağ olsun Serhat ve Gökhan bizi çok iyi ağırladı. Güzel güzel otellerde kalmamıza rağmen otelden sabah ve akşam sadece günaydın story satabildim. Ne bir denize ne bir havuza girebildim maalesef. Gençler de aynı şekilde ama sağlık olsun, sözümüzü aldık. Bakalım bir dahaki dönemde tatil için geleceğiz. Güzel bir atmosferi olan, farklı şekilde, farklı dünya insanların olduğu bu farklı bir sistem var açıkçası. Bir önceki videomda da zaten anlatmıştım. Herkes koşuyor, koşturuyor. Gördüğünüz gibi arkada insanlar böyle jeeplerle, bir yandan pikaplarla, bir yandan ATV'lerle, bir yandan süper arabalarla böyle yanlayan, gazlayan çok insan var. Şimdi burada ne var derseniz, burada araçlar çok ucuz olduğu için arkadaşlar gayet doğal. Ucuz olduğu için de içinden geçiyorlar. Şu görmüş olduğunuz araba yaklaşık 90 bin dolar. Bu araba kaç paraydı bu araba? 200 bin dolarca. 200 bin dolarca. Bu fena değilmiş. Güzel ama keyifli olan bir ülkede tabii ki şartları da zor. Yaşanması zor şartlar da var. Özellikle çalışan kardeşlerim için Allah yardımcı olsun. Türk kardeşlerimizi de gördük. Onlara da selam olsun. Güzeldi, keyifliydi. Serdar'a da, gençlere de farklılık oldu. En azından onlar da bir dahaki geldiklerinde ben gelmeden buraya çok hızlı gelebilirler. Buradan güzel sevgili kardeşim Serhat'a gerçekten teşekkür ediyorum. Kesesine bereket, bizi çok güzel ağırladığı için gerçekten iyi baktı. Gökhan rol model olarak geldi. Dünya kadar onlar birbiriyle tartıştı ama o da canımız, bize de o da iyi de baktı. Ara sıra eli boş ol geldi ama olsun. Çıkarmıyorum ya şimdi, seni arkandan atamıyorum. Yeniden farklı projeler elbette olacak. Artık ben gerçekten olsun diye uğraştığım bu yalan dünyada gerçekten gerçekleşmesini bekliyorum umarım. Gökhan söz verdi, Serhat da söz verdi. Ben dün sözümü aldım. Selam ver şu sana. Git abi bir selam ver. İstersen gel bak kameranın karşısında son. Ya, belki 50 bin kişi izleyecek, belki 100 bin kişi izleyecek. Ne diyeyim abi? Evet, dünkü isteklerini abi bana GMG Garaj Dubai'yi ver demedin mi? Evet dedik abi. Tamam. Allah'ın izniyle en yakın zamanda geldik. İstemeye zaman. Geleceksiniz. Geldik, istemeye geleceğiz. Çarşamba günü istemeye gel. İstemeye geleceğiz. Sallayacağız abi. Sallayacağız. Aynen Allah'ın izniyle en yakın zamanda evet. Dubai'de GMG Garajı açıyoruz. Açıyoruz. Allah İnşallah Allah bakalım. Edersen, son 2 yıldır hep açıyoruz da açamıyoruz o yüzden. 2,5 aya buraya GMG Garajı, 3 aya maksimum açacağız. Serhat Bey'in dediği gibi abi inşallah. Arkada şey var, Big Boss var. Yok eski. Kamera arkası. Elimiz abimizsin, ben eline sağlık abi. Ben ikisini de inanılmaz beğendim. Birini günlük biniyoruz, birini hafta sonu biniyoruz. Olacağı en maksimum şey oldu. Bence kısa bir sürede öyle bir olanakta, öyle bir iş yerinde gerçekten. Çok şartlarda araba kapladık, su bastı. Değişik. Evet, değişik yağmur her şey oldu. Evet, Dubai'de su bastı yani. Dünyada başına gelecek de insan sensin. Kısmetin kaparmış abi. Herkese teşekkür ediyoruz. Keserize bereket, selam olsun. Allah bin bereket versin. Çok şükür yeniden yollara düşüp yuvamıza döneceğiz. Sonrasında vatanımıza gittikten sonra arkadaşlar projelerinden vazgeçmezse yeniden Dubai'ye çok daha gelip gideceğiz. Bakalım hayırlısı. Sizleri seviyorum ve muhteşem bu güzel iki araçla beraber ufak da bir videodan sonra sizlerle yeniden görüşüyoruz. Hoşçakalın.
Salih'im. Manzaraya karşı karpuz yiyordum abi. Manzaraya karşı. Serdar zaten burayı olmazsa olmaz yaptı. 3 gündür. Daimi müşterisi oldu. Daimi müşterisi oldu. Mehmet'in ikinci günü, benim de ikinci günüm. Ufuk'ta ilk mi? Sen de geldin geçen. Bu pırıltılı hayatı ben seçmedim diyor ya Ömer'e. Ömer'e de selam olsun. Böylesi gençlerle güzel projelere imza atmak. YMG kokusunu, stikerini, legalını yapıştırmak, çoluk çocukla iş yapmak zor olsa da dünyanın her yerine imzamızı atıyoruz çok şükür. Kim ne dermiş, ne söylemiş, ne düşünmüşler çok da önemli olmuyor açıkçası. Önemli olan şu anda nerede olduğumuz. Teşekkür ederim. Elinize emeğinize sağlık. Eyvallah. Serdar kesin tatile girin. Mehmet'i çok kısa zamanda ve Ufuk'u yeniden buraya gönderin diye düşünüyorum. Salih sana da geçmiş olsun. Bol bol burada değişik arabalar sökeceğim. Eyvallah abi bakalım. Yeni projeleri tam anlatıyorum inşallah başka zaman. Evet arkadaşlar kapanışı nereden yapalım nereden yapalım dedik. Kapanışı gerçekten güzel yaptık. Güzel bir çalışmaydı ellerine sağlık. 3 tane arabayı çok kısa sürede bitirdik. Kazası belası inşallah gece evimize döneceğiz demiyorum. Gece yola çıkacağız. Pazartesi günü öğlen dönmüş olacağız inşallah. Bakalım Dubai projeleri bize neler getirecekler ben de bilmiyorum. Aslında gezecektik Mehmet biliyorsun. Gece de çalıştık. Hatta bazı arkadaşlar çalışmayacaktı. Sattılar bizi. Evet. Yardımı yapmadık da yaptık. Hadi. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Yine yeniden Dubai'de güzel bir şekilde görüşmek üzere. Ankara'da görüşürüz.